Merhabalar. Merhaba. Bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Ay. Adeta yeni bir seriye başlıyorduk. Evet, gerçekten de böyle oldu. İstediğiniz geldi. Yapıyoruz. Mini sohbetler. Mini sohbetler yapıyoruz arkadaşlar. En azından arada bir böyle mini sohbet videoları beğendiğimiz, seçtiğimiz birkaç konu üzerine yapalım dedik. Evet. Haydi mini sohbetlerle ilgili yarım saat konuşalım. hayır, çok kısa keseceğim. Çünkü hep daha kısa videolar olsun diyorsunuz. Biz de ama uzun uzun konuşmayı sevdiğim zaman kesmek istemiyoruz muhabbeti. Çünkü kaliteden de götüreceğini düşünüyoruz içerikten o kadar fazla şey kesince. Ama hayatımızda bazen biz de kısa video istiyoruz. Mesela öğlen yemeği yerken 10 dakikalık güzel video olsa da. Ya yemeğimi eşlik etse kesinlikle, diyorum, bulamıyorum. Evet. Üçe bölüyorum videoları, durduruyorum falan. Sizi de anlıyoruz o açıdan. O yüzden böyle minik bir seriye başlayalım dedik. Bakalım güzel giderse böyle devam edeceğiz. Bugünün konusu nedir derseniz, bugünün konusu arkadaşlar, oyunlarda tüylerimizi diken diken yapan sahneler. Evet. Evet, ikişer sahne paylaşacağız. Evet, bu benim için çok zor bir ilk görev oldu. Sormayın. Yani pek duygulanmamışım. Yani tüylerimin diken diken olduğu sahneler seçtim ama yani öyle normal şeyler değil yani. Yani Zeynep'in robot olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Öyle bir yani şimdi sayıyorum oynadığı serileri fikir olsun diye sayıyorum ona. İşte Mass Effect serisini oynadım diyorum. Dragon Age serisini oynadım diyorum. İşte Bioshock Infinite'in sonunda şey olmadı mı? Vesaire falan filan. Ha bu arada ben görsele koydum zaten ama bu mini sohbet videolarında mutlaka her zaman konuştuğumuz oyunlar hakkında spoiler olacaktır. Yani bunu tekrar söyleyeceğim. Yani. Mutlaka olacak çünkü mesela tüyümüzü diken diken eden sahne genelde oyunun başında değil çünkü. Genelde. Evet. Bir de bizim kanala toptan spoiler koyabiliriz bence. Zeynep bu konu çok şey ya katı. Neyse tamam. Evet. 15 dakika limit koyduk kendimize. Bakalım başarabilecek miyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk sahneyle başlamak isterim. Zaten yine bir görselim var. Şu sahneyi görüp de yani Final Fantasy 10'u oynamış olup da şu sahneyi görüp böyle bir tüyleri diken diken olmayan azdır diye düşünüyorum. Evet, özellikle arkasındaki müziği de hayal edin. Onunla birlikte harika oluyor. Tabii. Nobuo Uematsu'nun To Zenerkand adlı şarkısıyla beraber zaten oyun böyle açılıyor hatırlarsınız. Ondan sonra belki remaster oynayan daha genç oyuncular da yine hatırlayacaktır. Yani sahneyi o kadar güzel yapmışlar ve o kadar da kendileri de beğenmiş ki oyunun 3 yerinde falan var yani. Evet, bir geri var. Geri dönüyor ara ara bu sahne hatırlıyor. Evet. Yani evet, oyunun 3 evet. Yerinde. Ben küçüktüm bu oyunu oynadığımda. Ama oynadığım en iyi oyunlardan birisi PlayStation 2'de oynamıştım hatta. Nerede oynayacağım zaten o zaman. Durmadan insanın aklından iş. Bazı oyunlar nostaljik olarak aklımızda güzel kalır ama bazı oyunlar da güzel olduğu için akılda güzel kesinlikle kalır. Bu müziğiyle de birlikte çok güzel bir oyun ve sahneydi. Tebrik ederim. Ama tüylerim diken diken etmez. Güzel işte. Benim Eda bak ben yıllarca hala tuzanarken de duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Neden? Çünkü bu oyun benim ilk RPG'lerimden bir tanesiydi. Ve ben bunu 2001'de de oynamadım arkadaşlar. Ben oyun oynamaya böyle üniversiteye gittiğim zaman doğru düzgün başladım. Hemen bir konsol aldım. Hep içimde kalan bir şeydi. Ondan sonra öyle başladım. PlayStation 2'yi de daha sonra aldım. Herhalde 2003-2004'te oynamışımdır ben bu oyunu diye düşünüyorum. Ve o grafikleri o zaman da göre bile o kadar güzel geliyordu ki bana bu oyun. Neyse ona da almayayım ama. Evet. İlk RPG'lerimden biriydi. O yüzden böyle nasıl heyecanlanıyordum tamam mı? Böyle şey çok etkileniyordum. Hikayeden çok etkileniyordum ki yani biraz çok da şey bir hikayesi yok. Ama bu insanların arasındaki dostluk, arkadaşlık ve şu sahne zaten onu çok fazla altını çizdiği için inanılmaz tüyler diken yani. Zeynep yani dalga bütün, geçiyor. Bütün grubun çocuğa, Tidus'a tahammül etme hikayesi. Ama işte o zamanlar küçük olduğum için ve daha genç olduğum için ve yeni böyle şeylerle tanıştığım için bana mesela Tidus da gıcık gelmedi yani. Çok ilginç. O zamanlar dedin ama sen geç oynamışsın oyunu. Evet. Ben PlayStation 2 bayağı böyle yılbaşında millete hediye alınırken falan, yurt dışında yılbaşında millete hediye alınırken demek ki ilk çıktığı zaman falan oynamışım yani. Ve Tidus'a hep gıcık olmuştum. Çok böyle boş beyinli
Öyle aslında gerçekten. Sınıfın popüler çocuğu böyle havası. Böyle zincirli oğlan çocuğu, böyle delikanlı oğlan çocuğu gibi, ama ben olmamıştım ya. Ben sevmiştim Tidus'u'da. Yani hani oyunun şeyi böyle güzel havası, o arkadaşlık havası vesaire, onu bile bana sevdirmiş. Yok, aslında sevmediğim gibi değil ama işte kendisine ayırt ediyordu yani gıcıklığıyla. Böyle. Seviyorsun ama gıcık gibi. Neyse, ben de o zaman... Bir saniye. Bitmedi mi? Bitmedi. Hatta şunu da söylemek isterim ki bu sahne o kadar popüler ve ikonik. Aslında bu, yani oyunların en ikonik sahnelerinden bir tanesi. Yani Final Fantasy serisini bilip şu sahneyi bilmeyen yoktur. O kadar ikonik oldu ki PlayStation 4'te remaster'ı çıkardıkları zaman şey yaptılar, tema yaptılar bir tane. Müziğine Tuzan Erkin'de yaptılar. Şeyinde bunu koydular. Görseline de bunu koydular, böyle alev oynuyor falan. Var ya PlayStation Store'da var. Herkesin tüyleri diken diken olsun diye. Herkesin. Benim hala oluyor o temayı seçtiğim zaman, ama biraz çirkin yapmışlar temayı. Efendim siz... O zaman ben de bir RPG'den söz edeyim. Hangisinden söz etmek istersiniz? Tabii ki en sevdiğim RPG'den. Tabii ki. Girelim. Şimdi şöyle, gerçekten çok uğraştım. Tüylerimi diken diken eden duygusal bir an bulabilmek için. Bulamadım. Demek ki duygusuzmuşum dedim. Üzüldüm, barıştım bu gerçekle. Devam ediyorum hayatıma. İşte ama neler neler saydım. Yani böyle yani, ben ağlayacağım artık. Yok oyunları yani. Bir de şey yani bak, işte oyunlarda hep birisi kendisini feda ediyor. Daha böyle o genelin iyiliği için kendisini öldürüyor. Tamam, aferin. Aynen, diyorum ki şu işte X kişisi kendini feda ettiğinde mesela, değil mi diyorum, ne kadar duygusal falan. Çok iyi yaptı diyorum. Diyor, olması gereken o. Böyle rahat olması yani işte o anlıyordu mesela, kendisi bulmuş bir şey diyelim, bir bomba, onu kullanımını o biliyor, o gidecek tabi, neyse diyecek sözüm yok, buyurun. O nedenle yıllarca hiçbir oyundan duygusal anlamda etkilenmemişim, ya duygusal anlamda demeyeyim de üzülme anlamında etkilenmemişim. Öyle olmayınca da şimdi aklıma bir şey gelmiyor. Mesela şimdi bir daha oynasam oyunları, aa acaba neresinde tüyüm diken diken orada falan desem belki. Şimdi ben ortaokuldayken Drizzt'i okuyorum falan, çok seviyorum. Drizzt'i deyince olmadı. Drizzt oradan Forgotten Realms'tan bir karakterimiz. Bayağı da kitabı var serisinde. Çok şey bir karakter. Dark Elf ve şey... ne çok iyi bir karakter ne çok kötü bir karakter. Öyle güzel gri karakterlerden. Ancak böyle gösterebiliyorum kendisini arkadaşlar. Evet, kendisi şu eski olduğu için. Dörtlü grubun ortasındaki diyeyim, yukarıdaki dörtlü grubun ortasındaki faremiz görünmüyordur çünkü. Şu olsa gerek. Yok, aşağıdaki. Evet, o aşağıda küçük arkadaşımız. Tamam, elfler biraz daha küçük oluyor yapıca. Ve bir açık gri renk, bir açık bir kobalt, dal falan kobalt rengi bir şeyimiz var, suratımız var filmi. Neyse, şimdi böyle o kadar çok kitapta okuduğun, fantastik dünyasına daldığın bir karakteri oynadığın, öyle CD'ci amcadan 6-7 CD alıp eve geldiğin oyunda gördüğün zaman bayağı bir tüylerin diken diken oluyor. Olur. Oldu senin mu? Bile olmuşsa olmuştur zaten. Bana sormana gerek yok. Senin ha, bile olmuşsa sayılıyorsa budur. Ben bunu efsanevi bir durum olarak sayıyorum, evet, artık. Evet, insan öyle şey olduğu zaman, öyle çapraz referanslar olduğu zaman hoş oluyor. Evet. Peki. O zaman gelelim. Ya ben şimdi, Zeynep bana dedi ki ben bir tane bulabileceğim. O yapamıyorum, olmuyor falan dedi. Ben de 3 tane yapayım o zaman ben dedim. Evet. Şimdi ben seçmekte zor. 3 tane yapabilir miyim ben? Yapmak istiyorsan yap. Zamanımız yeterse. Bak şimdi. Neyse arkadaşlar, bu değil. Bu. Evet. Benim yine tüylerimi diken diken eden bir başka sahnemiz Everybody's Gone to the Rapture'ın son sahnesidir. Kendisi şurada gördüğünüz, silüet halinde gördüğünüz Kate'sini işte bize olayı anlatan arkadaşımızın o bütün oyunun olayı olan desenle bir olma, bir birleşme, diğer yarısını bulma ve bunun üzerine yaptığı konuşmayı içeren ve zaten kanalı takip ediyorsunuz bilirsiniz, ben Jessica Curry'nin müziklerine bayılıyorum. Bu sahnede de İşte o harika soundtrack'ten I'm Not Afraid diye bir küçük kısa bir buçuk dakikalık bir şarkısı çalıyor. İnanılmaz güzel. Ben zaten bu oyunun hikayesine bayıldım. Hatırlarsanız bu oyunun özel bir yeri de şöyle var. Bizim ilk videomuz bu oyunun analizi gibi bir şeydi. Üzerine daha doğrusu sohbet gibi bir şeydi.
Çünkü konusu oynayınca çok kolay anlaşılmayan bir oyundu. Evet. Biz de hem biraz araştırıp hem biraz işte oynadıkça çözüp vesaire bunu şey yapmıştık, çekmiştik. Bu oyunda beni çok fazla etkileyen şey, ben spiritüel temaları çok sevmem oyunlarda. Çok bilim seven bir insan olduğum için. Ama bazı sanat eserleri var ki, işte dediğim gibi daha önce Contact de bunlardan bir tanesi. Spiritüelliği ve bilimi o kadar güzel bir araya getirebiliyor ki ağzım açık izliyorum. Çok nadir olan bir şey bu. Bir diğeri de budur. İnanılmaz güzel bir şekilde bir insanın nasıl bütün hissetmeyi olan özlemini ve bunu nasıl bu desenle elde ettiğini ve diğer insanlar başkalarıyla mutlu olurken onun bu desenle nasıl bütün hissettiğini çok güzel bir şekilde, bakın tüyler diken. Tüy diken gösteriyorum. Tüy diken. Ben de daldım gittim oyunu hatırlamaya çalışıyorum. Zeynep yine gitti ya yani. Şimdi bütün oyun boyunca ben de çok güzel duygular hissettim. Güzel duygular vardı. 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 Register edildi. Bu kadar. Gelelim Zeynep Hanım'ın. Evet yani çok bir zorlandım. İşte ben bunu de, ben için. De diken oluyorum. Buyurun. Şimdi Red Roach mu bu? Nedir bu? Kendisi Cold Warm the Burrower. Gördüğünüz üzere Cold Enchanted ve Magic Resistant, yani öldürmesi bayağı gerçekten etkileyici. Zor. Baltamla öldüreceğim Necromancer olarak. Kendisi Diablo 2. Açıklamaya gerek var mıydı bilmiyorum. Seyirciler kusura bakmasın. Ben yeni öğrendim ama çok pardon. Şimdi yerin altında, çölün altında gittiğimiz bir yer. Ben böceklerden çok korkarım. Yani eskiden daha çok korkuyordum. Büyüyüp yetişkin olunca evde böceklerle uğraşmak zorunda kalınca azaldı tabii. Ama bunu oynadığım zamanlar çocuğum korkuyorum bayağı. Yerin altındasın, durmadan minik minik böcekler çıkıyor. Yetmezmiş gibi boss da şu var ya, benim ekranımın neredeyse hepsini kaplıyordu bu boss. Güzel de çizmişler, ıstakoz gibi ha. Yani bak çok şeye bak, son bunu öldürünce böyle patlıyor her tarafı yemyeşil. Tabii sen duygulanarak değil galiba korkudan. Korktum. Evet, burada diye böyle korkudan. Yanlış anlamayın. Tüyler şimdi, korkudan dikenler. Şimdi görev aşkıyla bir şey bulmam gerekiyordu ve buldum, tamam mı? İşte soğuk solucan. Buyurun. Buyurun soğuk solucan. Bakın bence... bak. Bak diken diken bak. Değil, ben görüyorum. Tamamen yalan arkadaşlar yani. Buyurun. Efendim. Bakın sonucuyu koymayı unutmuşum, görüyor musun? Aa. Bak şimdi çok üzüldüm ama ben olsun, yine de vazgeçmeyeceğim. Böyle bahsedeceğim arkadaşlar. The Witness'ı ben geçen senenin Ocak ayında çıktı diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. 2016, 2015 mi? Yok, 2016 olması lazım. Neyse, yanlışı düzeltin. Ben o zamandan beri hala açıp oynuyorum. Çok sevdiğim bir oyun. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Çünkü eşi benzeri olmayan bir oyun benim için. Ve aynı zamanda oyunda ne müzik olmasına rağmen, ne doğru düzgün diyalog olmasına rağmen, sadece bulduğunuz kasetler vesaire var. Mükemmel de felsefik bir oyun. Şimdi The Witness'ta bir sahne var. Şöyle bir şey var. Bir değirmen var. Yel değirmeni var. Onun altında gizli bir bölme var. Şimdi ben bunları söylüyorum ama Witness oynamadıysanız zaten Witness dediğim anda kapatmanız lazım. Öyle bir şey yani. Ben de hiç sevmiyorum hala oynadığım için o oyunla ilgili spoiler duymayı. Ama yani kapatın eğer gerçekten oynamayı planlıyorsanız. Neyse, bu değirmenin altında bir odacık var. Tiyatro, böyle küçük bir sahne diyeyim. Ondan sonra oraya belli kodları giydiğiniz zaman videolar açılıyor. Burada diken diken olmaya başladı. Gerçekten mi? Hayır. Ondan sonra arkadaşlar, burada eski James Burke'ün Connections adlı bir TV programından, kendisi bir bilim tarihçisi. Böyle işte Yesterday, Tomorrow and You adlı bir bölümden onun kapanış sahnesini gösteriyorlar. Tamam mı? 3 dakika, 3,5 dakikalık bir video. İşte diye The Witness Theater Movie 1 diye aratırsanız çıkar zaten. İzleyebilirsiniz. Burada şeyden bahsediyor. Bilimin nasıl geleceğin anahtarının bilimin elinde olduğundan ve sanatın ve diğer hoş şeylerin, craftların, işte ne bileyim, zanaatın ve sanatın kurtarıcı olmayacağından ama bilimin olacağından. Çünkü sanatın bir insanın
görüşlerinin yansıması olduğundan ve sizin de bunu ikinci bir yansıma olarak kendiniz aldığınızdan, yorum, ikinci bir yorum olarak aldığınızdan bahsediyor. İnanılmaz etkileyici bulduğum bir video ki ben tabii ki sanat hayranı bir insanım yani. Ama değişik bir bakış açısı olarak çok hoşuma gitti. İşte %100 katılıyor olmasam da. Bunu da söyleyerek 15 dakika 10 saniye ile nefes nefese kaldım. O video çok güzeldi bence de. Kesinlikle çok etkileyici. Zaten, yani diken diken olmadım ama. Evet yani The Witness'ın bulduğunuz o diyaloglar falan filan da gerçekten çok etkileyici şeyler çıkabiliyor aradan. O yüzden bulunca seviniyorsunuz. Normalde hani diye geçersiniz de çok çok etkileyici gerçekten. Evet. Böyle. Bizden bu kadar. Acaba sizin tüylerinizi diken diken eden oyunlar, oyun anları neler? Maksimum 3'er tane lütfen. Ben 3 söyledim ama Zeynep'in suçu. Benim gibi misiniz? Gökçe gibi misiniz? Robot musunuz? Duygusal mısınız? Senin gibi olamazlar ya. Olamaz. Olurlar. Olabilirler. Ama sanmıyorum yani. Okey. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Başarılı. Hoşça kalın arkadaşlar.